önceki Ramazan ayındaki iftar çadırı ile şu anda sizin vermiş olduğunuz katkı artı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Sayın Kaymakamımızın vermiş olduğu destekle ne hale geldiğini fotoğrafta bir iki kareyle sizlere göstermiş olacaklar ekranda. Gerçekten önceki dönemde bir çadır havasında olan görüntüler bu dönem içerisinde ticaret listemizin salonunda bir restoran havasına bürünmüş oldu. Bundan dolayı ben Sayın Kaymakamımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, okul müdürümüze burada teşekkürle başlamak istiyorum sözlerime. Evet değerli arkadaşlar, İslam dini müminin mümine bağlılığını taşları birbirine kenetli bir binaya benzetir. Bu nedenle İslam toplumunda hiçbir kimse aç kalmaz. Yoksul da orada aslında güvence altındadır. Tabi bu gerçek manada yaşanılan yerlerden zekatın, yardımın, sadakanın, fitrenin verildiği durumlardan bahsediyoruz. Yoksullara, düşkünlere, kimsesizlere yardım etmek İslam kardeşliğinin bir gereği ve gerçek müminin özelliklerindendir. Peygamberimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi kimsesizleri himaye etmesidir. Bir hayır ve bereketi yoksula yardım etmekte gören bir peygamberin ümmetiyiz bizler. Hiç kuşkusuz bizim kültürümüzde anne, baba, akraba, hatta komşuları da içine alan, onları himaye eden, gözeten, sahiplenen maddi ve manevi bir şemsiyenin varlığından bahsederiz. Onun için komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi şerifini burada ifade etmek istiyorum. Bir kez daha ben katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Cenab-ı Mevla yapmış olduğunuz yardımları, destekleri inşallah hayır manisine yazar, yazdırır ve sırat köprüsünden de hızlı bir şekilde geçmenize vesile olur diyorum. Afiyet olsun. Malumunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasasında ifadesini bulan özellikleri sayılır ve onlardan bir tanesi sosyal devlettir. Sosyal devletin anlamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi sınırları içerisinde yaşayan bütün vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamakla mükellefdir. Ben Dünya Kaymakamı olarak sokakta dilenen birisini gördüğüm zaman önce kendimden utanıyorum. Ben diyorum burada kaymakamken eğer birisi sokakta dileniyorsa bu benim ayıbımdır. İlk işim onun yanına gidiyorum. Bugüne kadar soru soruşturduğum zaman sokakta dilenenlerin tamamı çok şükür dünyaya çıkmadı. Tamamına yakın. Genelde dışarıdan gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlardır. Onların dilemelerine de çok üzüldüm. Ancak üniyeli olmadıklarından dolayı da hem kendi adıma, hem üniye belediyesi adına, hem üniyedeki siz değerli esnaflarımız adına da sevindim, ifade etmek isterim. Son 1,5 yıl içerisinde üniye kaymakamlığı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı olarak değişik büyüklükte 287 tane ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ev yaptık. Bunlar içerisinde bir artıklı olanlar var, iki artıklı olanlar var. 287 tane vatandaşımız şu an devletin himayesinde, devletin şefkatinde evlerinde hayatlarını idame ettiriyor. Yine son 1,5 yıl içerisinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı olarak yaklaşık 15 milyon lira ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza yardımda bulunuyor. Bunu yaparken Kaymakamlık ve Dünya Belediyesi birlikte hareket ettik. Bizim bildiklerimizi biz onlara aktardık. Onların bildiklerini, deneyimlerini, tecrübelerinden istifade ettik. Sonuçta hem belediye başkanımızda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımızda kendisi de üyesi. Ümidimiz, temennimiz, amacımız o ki üniyede hiçbir tane kardeşimiz ihtiyaç sahibi olmasın. Bütün kardeşlerimizin hepsinin oturacak bir evi olsun. Yardım etmek herkese nasip olan bir şey değildir. Yardım etmek bir asaletin göstergesidir. Ben ondan dolayı sizlerin her birine bu asaletimizden dolayı, civametliğimizden dolayı, cömertliğimizden dolayı her birimize ayrı bir şey.